Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere tekrardan çok kolay bir akşam yemeği menüsü vereceğim. Öyle adı yalancı mantı ama çok kolay oluyor. Sadece yarım saatte bile hazırlayabileceğiniz bir akşam yemeği olacak. Marketlerde satılan hazır mantı makarnanın içerisini kıymayla dolduracağız. Üzerine sarımsaklı yoğurt. Çorba olarak da ben sebzeli bir mercimek çorbası yapacağım. Bir de bolca salata. Önümde 200 gram kıyma var. Hemen içini hazırlayayım. Öncelikle bunu dolduracağım. Bir adet orta boy kuru soğanı rendeledim. Suyunu süzmedim. Hafif böyle sulu gibi olursa, yani biraz cıvık olursa içine doldurması daha rahat olacak. Biraz pul biber. Birazcık tuz. Bir miktarda karabiber. Doğrayacağım. Sadece bu kadar. İç hazırlayacağız. Belki tek tek içine doldurma falan gözünüzde çok büyüyebilir ama hiç uğraştırmıyor. Rahat olabilirsiniz. Hatta öncesinde yapıp buzluğa bile kaldırabilirsiniz. Ben şöyle krem şanti sıkacağın içerisine dolduracağım. Bu birçok kişinin evinde olan bir alet. İsterseniz de çay kaşığıyla da doldurabilirsiniz. Ben ucuna büyük bir uç taktım. Küçük uç da zor olur çünkü. İçerisine dolduruyorum. Yanıma bir borcam aldım. Yarım paket kullanacağım ben. 4 kişi için yeterli geliyor. Çünkü haşlandığında bayağı çoğalıyor. Şöyle içerisine sıkıp bırakıyorum. Aşırı derecede de doldurmayın. Bu sefer taşmasın. Şu yapacağınız işlem sadece 15 dakikanız alacak. Ben şimdi böyle hepsini sıkacağım. Gördüğünüz gibi çok rahat doluyor. Mantıları doldurdum. Az gibi gözükebilir ama piştiğinde bu bayağı bir şişiyor. İçinde birazcık arttı. Siz isterseniz bir paket yaparsanız gene 200 gram yeterli gelecektir. Dolaba kaldıracağım. Daha sonrasında gene kullanırım. Şimdi bu kenarda birazcık beklesin. Ben düdüklü tencereye sebzeli mercimek çorbamı koyayım. Şöyle 200 milimlik bardakla 1,5 su bardağı kırmızı mercimeği yıkadım. Şimdi içerisine bir adet şöyle ufak, çok büyük değil, patates, bir adet kabak, bir adet de havuç kullanacağım. Kırmızı biberim kalmamış, sadece bu kadar kalmış. Bir tane küçük kırmızı biber, bir tane de kuru soğan. Bunları iri iri içine doğrayacağım. Daha sonrasında robotla çekeceğimiz için hiç küçük doğramanıza gerek yok. Patatesi de atıyorum. Çocuklara özellikle çok iyi oluyor bu çorba. İçerisinde kabak olduğunu falan bile havuç hiç anlamıyorlar. Rahatlıkla yapın. Çocuklarınız da hiç bilmeyecek bile içerisinde kabak ve havuç olduğunu. Baharatlarını ekliyorum. Tuz. Çok azıcık karabiber. Çok fazla koymayacağım. Birazcık pul biber. Bir miktar da nane. Biraz da sıvı yağ dökeceğim. Hemen hemen yarım çay bardağı kadar anca. Ve suyunu ilave ediyorum. Suyunu birden çok koymayın. Daha sonra koyulaşırsa zaten su eklersiniz. Biraz daha ekleyeyim. Sebzelerde olduğu için onlar da koyulaştıracak. Bir karıştırayım, bakayım. Birazcık daha su ekleyebilirim. Düdüklüyü kapatıyorum. Ocağa götürüyorum. Düdüklüyü ocağa koyuyorum. Altında yakıyorum. Arka tarafı alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika sonra altını kapatacağım. Mantı makarnayı haşlamak için uygun bir tencereye ocağımı alıyorum. İçerisine kaynattığım suyu ilave ediyorum. Yapışmaması için bir miktar sıvı yağ.
Biraz da tuz ekliyorum. Ocağın altını yakıyorum. Su iyice böyle fokur fokur kaynamadan makarnalarınızı atmayın. Ocağı da yüksek ayara açıyorum. Kaynıyor. İçerisine bırakacağım. Yavaş yavaş bırakın. Kaynaması çok durmasın. Şimdi artık yüksek ayarda ağzı açık bir şekilde pişireceğim. Bu burada böyle kaynasın. Ben ara ara gelip kontrol edeceğim. Yani şöyle bir karıştıracağım. O arada hemen salatamı yapmaya başlayayım. Bir miktar kıvırcık kullanacağım. Roka, dereotu, havuç, salatalık ve turp kullanacağım. Bunları şimdi hepsini doğrayacağım. Çok küçük de değil, çok büyük de değil. Orta olarak doğruyorum. Rokayla dereotunu da doğruyorum. Salatalığı da doğruyorum. Turpla havucu rendeleyeceğim. Rendenin en büyük yeriyle rendeliyorum. Kabın içine boşaltacağım. Soslarını ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Yarım limonun suyu. Bir miktar da tuz ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Salata da hazır artık. Mantı makarnaya bakıyorum. Bu da artık pişmiş. Yeterli. Bir 15-20 dakikada ortalama pişti. Artık alıyorum. Şöyle iyice suyunu süzdüreceğim. Geri kabın içine alıyorum. Böyle geniş bir şey koyun ki üst üste binip çok yapışmasın. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kıyması çıkmadı. Makarnayı hiçbir şekilde sudan falan geçirmiyorum. Bu şekilde kenarda birazcık ılısın. Düdüklü tencerenin havasını çıkardım. Şimdi blenderdan çekeceğim. Yeterli, artık içindekiler iyice ezildi. Kıvamına bakacağım. Eğer koyuysa birazcık daha su ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi koyulaşmış. Şimdi birazcık kaynar su ilave edeceğim. Kettle'da kaynattığım sudan biraz ilave edeceğim. Bu aşamada her zaman kaynar su ilave edin. Tamamdır. Şimdi altını açacağım. Su ekledikten sonra eğer ki bir taşımda olsa kaynatmazsanız böyle sulu bir tat geliyor. Her yemek için geçerli bu. Şimdi ben de bir iki taşım kaynatacağım. Hemen o arada mantının üzerine tereyağı ve biber yakacağım. Bir yemek kaşığı tepeleme dolusu tereyağını tavanın içine aldım. Yağ erimeye başlayınca bir çay kaşığı dolusu pul biber. Toz biber diyecektim. Pul biber dedim sanırım. Bir çay kaşığı da karabiber. Karıştırayım. Tamamdır. Altını kapatıyorum. Çorba artık kaynadı. Yeterli. Altını kapatıyorum. Çorbayı farklı bir tencereye alacağım. Gördüğünüz gibi kıvamı da içerisinde hiçbir şekilde de sebzelerin taneleri kalmadı. Mantı artık iyice ılıştı. Sarımsaklı yoğurdu içerisine karıştırıyorum. İsterseniz de tabaklara koyup üzerine sarımsaklı yoğurttan koyabilirsiniz. Öyle de olur. Ben bunu ortaya koyuyorum. Herkes tabağına koyarken üzerine de tereyağı döküyor.
İlk önce mantığıyla başlayacağım. Şöyle servis tabağına alayım. Gayet güzel oldu. Çok fazlasıyla uğraştırmayan pratik bir yemek. Şimdi çorbayı da servis tabağına alayım. Gördüğünüz gibi gayet güzel, çocuklara gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Sebze yemen özellikle çocuklar için çok uygun oluyor. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.